Eren de var abi. Ama annem yayına katılmıyor. Bir merhaba de bari ben. Annem duygulanıyor yani abimmiş gibi dedik kendime. Sen hiç benim yayınımı izlemiyor musun? Delikanlı gibi şu an. İzliyorum. İzliyor musun? Küfürlerimi? Ne yazık ki. Lütfen. Ya ulan bir de adımı küfürbaza çıkardılar. Küfür etmeyen adamım. Lütfen lütfen. Vay Anneren geldi be. İyi akşamlar gençler. Ne yapıyorsun anne? İyi misin? İyiyim valla. Bir şey söyleyeceğim bak. Sen niye benimle birebir de babam gibi Anneren yayını yapmıyorsun? Belki evet, yaparım bence canım. Ne demek belki yaparım? Yani. Vay bak kalp atıyorlar sana şu an. Aa, görüyor musun? Canlar. Teşekkür ederim. Kalplerinizi. Ya annemler bugün... Normalde biz şunu düşündük. Açık açık söylüyorum. Hani evet. Dedik ki... Ulan hani yayını banladılar. Şimdi ban hakkında konuşacağım biraz da. Banladılar bari şey esprisi yapalım. Kaldığımız yerden devam ediyormuş gibi böyle. Harbiden sünnet videosunu falan açtım bu arada. O dedi ki ulan kaşınmayalım. Kapat. Babam kapat diyor. Annem kapat dedim. Kapattım yani. Bir de ses arıza yaptı. Sebebi de şu. Normalde hali hazırda kullandığım capture card'ı dün Berke benim aldı. İşi varmış onunla. İşte sistem de aldı abi. Yapacak bir şey yok. Ya İbrahim aa, amca. Ben öyle bak bir kanal açabilirim ha konsept olarak. Evrenli işçileri diye kanal mı açacağım? Evet. Evren şu anda nerede? Evren doğumda gezerken. Evet. Ne güzel her şeyi yayınlarım orada senin. Bu görüntü 5000 lira. Sansürlü böyle. Ben de bal üstüne bal. %40'ını alırım bak. Ne %40'ı? Benim mal ortada. %60 alırım. %60 alırım. Ay Allah'ım ya. Şu an sadece biz abone moddan çıkarın abi. Bir selamlaşalım. Abone moddan çıkar. Abone olmayanlar şimdi seni görüyor, dinliyor ama yazım yazamıyor. Evet. Muhabbet mi ediyor? Evet. Günah lan adam. Ya günahlığından değil. Anla açıklayacağım onu şimdi bak. Ulan günah keçisi olduk. Hoş geldiniz ya. Bu chat mi şimdi? Bu şimdi bak deli gibi bak takılıyor zaten görüyor musun? Bak yazanların hepsi fakirler. Biz öyle diyoruz. Twitch'in fakirleri. Şaşırdım nasıl yaptırmaya karar verdin. Seni ilk dövmen ne zaman yaptırdın sen? Çok önce mi? Ya bir gün hiç unutmuyorum. Evet dinliyoruz. Ya yok ilk dövmem yine bu şu kolumdaki dövmenin altında aslında. Simen. Aynen. Ama planlı bir şey değildi. Değil. Lan yok bizim o zamanlar hatırlıyorsun. Ben daha 18 yaşındayken, 17 yaşındayken. Hep çevremde çocukların arabaları vardı yani. Hep bir arabamız vardı yani arkadaşlarım arasında da. Gidiyorduk geliyorduk onların arabasını kullanıyorduk falan. Sonra zaten ben sen bana 18'den sonra bıraktın arabayı yani. Aşağı yukarı 18'dim. Ama o gün hiç unutmuyorum. Ehliyetini almış. 18 yaş gün demişim. Ehliyetimi aldığım gün bana büyük adilik yapmış. Kim? Sen. Ne biçim konuşuyorsun? Ya adilik dediğim işte. Ne diyor ya? Ya biliyor musun? Ya anladım sana. Dekora koş hayvan bak. Ama acıdım yani. Bak şu var bizde. Bak bak. Ya günah be. Ay kıyamam ben. Dur. Yapma ha. Ayfanın beyni sulanmış. Bir şey yapmıyor mu şu an? Lazerle oynatıyorum. Tamam da noksuz bak bak. Oynatmadan önce bir şey. Vallahi yapma. Bu arada harbi zarar verebilir bu kadar oynatmak. Evet, ha, evet. İşte onu söylüyorum. O şu an lazerine kilitlenmiş durumda. Bak görüyor musun bak. Ya yeter, toplar. Keko ya, çok tatlı ama biraz manyak yani. Sen manyak yapmış bunu zaten. Yok be. Ya Lezer ben dedim. Lan ben iki defa sözlendim ya. Ooo. Bak bu iki defa sözlendim ben o yaşlarda. Allah Allah. Babasına çekmiş. Ben de öyleyim bir dönem. Gereksiz hareketler ya. Vay. Ulan gömlek falan giydim ya. Ay. Vallahi gömlek giydim. Yani ne yapıyorsun? Evet yemin ediyorum ya. Gömlek bir tanesinin videosu var ya. Hala söz videom var. Gülme ya, oğlum. Yok, kim var lan? Bunları yayında açamam tabii de. Ortaokulda mı lisede mi? Yok o bayağı büyüktü mü o? Lise sonu falandı galiba. Seviyoruz işte.
Çok heyecanlanıyor çocuklar, kızlarla konuşurken. Tamam. Niye ya? Sen heyecanlanmıyor muydun? Heyecanlanıyor. Evet. Ama konuşuyordum, işi de bitiriyordum kardeşim. Bunlar hiç konuşmuyor. O zaman yol vereceksin çocuklara, öğreteceksin. Ya, anlattım işte, limon yolluyor herkes. Lan limonu bana da yolluyorlar, limon ne iş? Limon ne iş? Baba limon yolluyorlarsa sıkıntı. Limon birine yürüme şekli. Allah Allah, evet. Limonla mı yürüyor? Evet, bizde öyle. Yani limon geliyorsa bil ki, ne haber tatlım? Evet. Vay be. Tatlı mısın, ekşi misin? Sen de diyeceksin ki sormadan bilemezsin. Vay. Bak, hayır, bak, yani. Bak. Çocuklar bu kafaya. Sen ona cevap vermezsen karşılığını alamamış olur. Bak, limonları görüyor musun? Neler oluyor? Akıllandık artık. Zor tutuyor kendini. Çok zor tutuyor. Başta az önce boğma lan dedim yani. O hep işte zehir çıkan. Seni bak. Çok seviyorum ama küfürü hiç yakıştıramıyorum. Ne olur. Allah Allah. Canımsın sen benim. Başar, takılma. Yerine göre bak, edebiyatmış. Yerine göre edebilirsin. Anneciğim. Yok, şimdi varız tabii, etmedi. Teşekkür ederim yani. Yok, etmiyor zaten. Etmiyor. Kaldırdı o işte. Bitti artık, yasak. Donate atmış da biraz. Abi gene donate'lerim çıkmıyor değil mi? Her şeyim bozuk ya. İnanılmaz. Durun bakayım. 1500 lira yollamış da. Demiş. Niye yollamış abi? Abi bir adam, bir tanımadığı bir adama niye 1500 lira yollamış? Ulan ne bedava işler var arkadaş. Biz boşuna mı çalıştık? Vallahi bu ne işler lan? Ya baba, bu muydu lan bütün iş senin yani? Ne o ya? Sen oğlum niye okudun? Sen daha erken başlasaydın lan işte. Bu kadar okuttuk hepimiz. Hiç ya. Ne alakası var ya? Ha, daha erken başlasaydın. Evet, hep işler böyle bize. Hep engel oldunuz. Hayır, bir şey. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Aşriyel 88, 9. Elit Yer Bilim. Selam, hoş geldiniz. Güzel aile, çok tatlısınız demiş. Teşekkür ederiz. Enes Eren üstüne demiş, abi küçük çap yayınlar çekiyorum. Ailenle inceleyebilir misin? 11 sene kullandım onu yani. Ulan okula gidiyorum. Dönecek benzinim yok. Şimdi bak, bununla ilgili de bir tane anım var. Onu da anlatacağım. Gittim okula. O bizim hep ışıklanıyordu yani. Sen diyordun lan deponu şeyi pas tuttu diye. Çevirelim üstü diye. Doğru. Gittim. Park ettim ama araba böyle artık sendeliyor. Diyorum yokuş aşağı verirken şeyden petrol üstüne alırım. Tam o bizim Yetim Üniversitesi'nin altındaki son orta göbek. O gün de arabayı şeye bıraktım. Valeye bıraktım. Yani bizim otoparktaki çocuklara da veriyorduk anahtarı. Onlar böyle çok doluyken park ediyordu. Herhalde çocuk iki mahalle daha döndü. Yani çünkü o benzin hesabını ben biliyorum. O benzinciye gider. Ama böyle 3-4 sokak o arabayla döndüm, o benzin biter yani. O gün de böyle bir tane çok hoş bir kız vardı bizim arkadaş ortamında. Caddede oturuyor da. Nereye gidiyorsun falan dedi. Dedim caddeye gidiyorum. Götüreyim seni de. Tamam dedi, gel. Gel. İlkinden bindik arabaya. Çalıştırdım. Bir tane böyle şeyli ya o böyle. Hani biraz da böyle artistik kattım böyle. İki de gaza bastım. Ha, R'ye bastım. Orada bir zaten 2 lira daha yaktı o. Tamam mı? R'ye bastığım zaman. Ulan, 1 litre gitti orada. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir bastım, araba böyle oldu bak. Lok lok oldu, zınk dedi durdu. Şimdi ışık da böyle bu kadar ışığı var. Yani gözüne sokuyor benzin yok diye, tamam mı? Dedim ne oldu buna ya? Böyle iş ama istifimi bozmuyorum ha. Sen biliyorsun ha benzinden orada. Biliyorum canım, benzin bitti ya. Kaç defa yaşadığım şey yani. Bir defa yaşadım. Şöyle bir artistik bir şekilde çevirdim. Ulan dedim ya, dün serviste ne yapmışlar bu arada? Dün servisten çıkmış araba. Hani tamir etmemişler gibisinden. Bıktım ya dedim, oldu birbirine telefonu, çıktım dışarı, kimseyi aradım yok. Bağırıyorum, çağırıyorum, bindim arabaya. Tabii. Çocukluk işte yani. Daha o zaman kaç? 19 yaşında falanım yani. Rol kesiyorsun yani. Ya rol kesiyorum ya. Epe yapıyorum orada. Dedim ki ya kızım dedim. Yani bozmuşlar arabayı. Ben dedim şimdi getirttireceğim bir araç. İstiyorsan bekleme dedim yani. Git. Araçtan git. Yarım saat sonra elimde bidon. Böyle 5 litrelik benzincide bidon. Benzin oldu. Geri döndüm, onu doldurdum. Bindim bir de şeye kadar gene bitiyordu o. Benzinciye kadar. Orada bir 20 liralık daha aldım. Yani net 20 lira standarttı o zaman. Bastım eve kadar gittim ama kız bir gram bir şey anlamadı ha.
Vallahi iyi bir şey yapmış. Abi öğrencilik ya. Tamam. Babam hep onu söylüyordu. Ulan altında araba var. Cebimde para yok. Niye çekip benzine gidiyor? Ama ben çok gezmiyordum zaten. Ne diyeyim? 20 liralık alıyordum. Ben 20 liralık. O arabanın dişine gitmiyor. 20 lira ne olacak? Onun ışığını bile kapamıyor. Hiç kapamıyordu ki zaten. Hep moralim bozuldu yani. Mesela ama... Bast yapıştı zaten. Benzin bir ara şey oldu. Çok ani fırladı. Bak o lise son dönemlerinde canımın arabasıyla geziyorduk. 14-15 lira böyle cam böyle bozuk parayla benzin alıyordu. Çeyrek doluyordu ya. Çok ama eski. Ama senin araba da çok benzin yapıyor. Çok yakıyor. Çok yakıyor. 3500 motor oldu değil mi o? Yakıyordu. 3500 motor bak yutuyor yutuyor ya. Yani. Öpüyorum sizi. Evet biz de. Kapıyor muyuz? Kapıyoruz artık. Kordi gel sen de. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Öpüyoruz. Selamlarınıza teşekkürler tekrardan. Hadi bay bay. Bay bay.